son yıllarda yönetimin sık sık değiştiği Japonya'da yeni hükümet meclisten güven oyu aldı. 2006-2007 döneminde başbakanlık yapan Shinzo Abe bu göreve ikinci kez gelerek son 6,5 yılda seçilen 7. başbakan oldu. 3 yıldır muhalefette olan muhafazakar görüşlü Abe'nin başında bulunduğu Liberal Demokrat Parti 16 Aralık'ta yapılan genel seçimlerden zaferle çıkmıştı. 58 yaşındaki Abe yeni dönemde öncelikli görevinin ekonomik krizlerin üstesinden gelmek olacağının altını çizdi. Japon halkının karşı karşıya olduğu krizden çıkabilecek bir kabineyi kurmak için buradayım. Güçlü bir milletin yükselişe geçebilmesi güçlü ekonomiden geçer. Ekonomik canlanma olmaksızın ne finansal reform ne de Japonya'nın bir geleceği olur. Mecliste toplantının devam ettiği sırada fenalaşan kabine genel sekreteri Kazuhiro Sugito hastaneye kaldırıldı. Abe hükümetinin kilit isimleri de açıklandı. Tarawaso Maliye ve Mali İşler Bakanı, Fumio Kishida Dışişleri Bakanı, Itsunori Onerura Savunma Bakanı oldu. Yeni kabinenin göreve başlarken önceliği ekonomi ve dış politika olacak. Abe'nin ekonomide gevşek bir para politikası takip etmesi, Çin'le yaşanan sorunlarda da daha aktif olması bekleniyor. Yeni başbakan ayrıca Amerika Birleşik Devletleri ile ittifakın güçlendirileceği mesajını verdi.